herhalde bunun ete kemiğe büründüğü, yani anayasayı yok sayarak, anayasa mahkemesinin kararını yok sayarak tam da bu lafın ete kemiğe büründüğü bir konuyla ilk defa bu kadar çılçıplak karşı karşıya geldik belki. Belki o nedenle siyaset dünyası da muhalefette bunu doğrudan darbe olarak değerlendirdi. Siz bir siyaset bilimci olarak nasıl değerlendirdiniz? Yargıtay'ın, anayasanın, anayasa mahkemesinin bu kararını onaylamayan ve hatta kararı alanlara suç duyurusu yapan tutumunu. Evet. Tabii ben şüphesiz hukukçu değilim. Geçmişte yani mesleğim gereği tabii yani hakim, savcı görevi yaptım. Bir asker olarak yani komutanlara verilen yetkileri kullandım ama ben tabii bir hukuk eğitimi almadım. Fakat bir siyaset bilimi okumuş hani biraz kitap karıştırmış bir kişi olarak bu krize bir yargı krizi olarak bakmıyorum. Bence bu bir rejim krizi. Rejim krizi. Yani Türkiye'de demokratik rejimin karşı karşıya olduğu, askeri darbeler dışarıda tutulursa en büyük kriz. Bu bir rejim krizi. Ve burada söz konusu olan yargının veya Yargıtay'ın anayasayı tanımaması veya anayasayı ihlal etmesi değil, yürütmenin doğrudan doğruya yargının iç işlerine müdahale etmesi ve o yolla anayasayı ihlal etmesi, anayasayı tanımaması. Ve bunun başında da Cumhurbaşkanı var. Yani Cumhurbaşkanı'nın bu işe onay verdiği, bunun arkasında olduğu, olan biten her şeyden haberdar olduğunu, yani görmezden gelmemiz mümkün değil. Kendisi söylüyor zaten. Kendisi söylüyor. Yargıtay Başkanı'yla konuştum diyor. Doğrudan doğruya Yargıtay'a destek veriyor. Anayasa Mahkemesi'ni doğrudan doğruya eleştiriyor. Haksız görüyor. Anayasa Mahkemesi'ne tırnak içinde ayar veriyor. Yargıtay'ın dediğini yapın yoksa siz bilirsiniz diyor. Mealen söylüyor. Ve sonra diyor ki gerekirse Anayasa Mahkemesi Başkanı'yla da görüşürüm gerekirse. Sen ülkede yani anayasa gereği ülkenin cumhurbaşkanısın. Yani bu erkler arasındaki uyumlu çalışmayı sağlamaktan sorumlusun. Bir kere sen, yani Cumhurbaşkanı söylüyor, zat-ı haliniz bu duruma gelmemesi için erkler arasındaki ilişkilerin tedbir almanız gerekirdi. Yani zaten siz görevinizi yapsaydınız, başarsaydınız, görevinizi becermiş olsaydınız zaten bu durumla karşı karşıya kalmazdı ülke. Şimdi yani testi kırılmış, efendim işte biz hakemiz. Nasıl hakemsin? Yani hem sen Yargıtay'ın yanında yer alacaksın, hem Anayasa Mahkemesi'nin ağzına geleni söyleyeceksin, Yargıtay Başkanı'yla görüştüm diyeceksin, gerekirse Anayasa Mahkemesi Başkanı'yla görüşürüm, gerekip gerekmediğine yani kim karar verecek? Yani Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın senden randevu almasını mı bekliyorsun? Veya sen daha yani ne zaman gerekecek yani? Yani bu kriz ortada duruyor. Dünya yani bakın siyasi tarihinde böyle bu yani bu kadar vahim bir kriz nadirdi. Hala Cumhurbaşkanı diyor ki gerekirse diyor. Gerekirse. Şimdi bakın burada Yargıtay sadece iktidarın, yürütmenin kendisine verdiği talimatın gereğini yerine getiriyor. Daha önce yaptığı gibi ilk defa yapmıyor bunu. Bakın geçmişte